Şu anda Winchester'dayız. İngilizlerin kendilerine İngiliz demeden önceki İngiltere henüz oluşmamışken kendilerine Sakson dedikleri dönemdeki başkentleri 1066 yılında Londra başkent olmadan önce yaklaşık 500 yıl boyunca Winchester başkentleriydi. Burası Kral Alfred'in, Büyük Alfred'in şehri. Buranın bir özelliği var, bizim burada olma sebebimiz var. Ya Winchester deyince akla ilk gelen tarihi isimlerden, karakterlerinden bir tanesi ve aslında birincisi Kral Büyük Alfred, İngiltere tarihinin en önemli karakterlerinden birisi Büyük Alfred. İngiltere'yi İngiltere yapan Edea'nın yani düşüncenin ilk ortaya konulduğu dönemin kralı. İngiltere olmadan, İngilizler kendilerini İngiliz demeden önce Anglo-Sakson olarak yaşıyorlardı. Winchester'da o zamanki Mercia Krallığı'nın merkeziydi. İşte ilk defa Alfred ki bütün diğer krallıkları birleştirelim, yani onları ele geçirelim ve tek bir devlet, tek bir bayrak altında toplansın, tek bir millet olalım dedi. Bu aslında işte İngiltere'ye giden süreci başlatan şey. Zaten Alfred'e büyük denme sebebi de bu. Yani o sadece bir asker, bir komutan değil, aynı zamanda çok ciddi bir düşünce insanı, vizyonu çağlar sonrasını da aydınlatan, çağlar sonrasına da yol gösteren bir insan. İşte Alfred 871'de kral oldu. 899'da da öldü. 400 yıl kadar burada huzur içerisinde uyudu. Alfred'in mezarında bir sorun yoktu ama 1538'de 8. Henry Katolikliği yasaklayıp da manastırları dağıtınca ve buradaki manastır da yıkılınca Alfred'in mezarı kayboldu. Belki ilk bir 100 yıl falan hatırlanmıştır toplum belleğinde ama aradan birkaç yüzyıl geçince artık Alfred'in mezarının neresi olduğu kimse tarafından hatırlanmıyordu. İşte o dönemde İngiltere aslında en büyük kültürel yıkımlarından bir tanesini yaşadı. Yani yüzlerce manastır tarumar edildi, kiliseler, işte kutsal kişilerin mezarları, heykeller, sanat eserleri. Onlardan nasibini alan bir manastır da burası, Hyde Abbey. Kral Alfred'in mezarı, karısı Kraliçe Elswit ve Alfred'den sonra Wessex tahtına geçen kral yaşlı Edward'ın mezarının bulunduğu noktaya geldik. Birkaç yüzyıl boyunca kayıp kaldıktan sonra Alfred'in mezarının yapılan incelemeler, araştırmalarda burada olduğu ortaya çıktı. Ve daha sonra buraya tahmini yere, nokta atışı değil tabii ki, mezarların olması gerektiği düşünülen yere 3 tane isimsiz mezar taşı kondu. Çünkü hangisinin hangisi olduğu bilinmiyor. Yani buradaki camdaki şu görüntü, arka tarafa baktığımızda aslında 500 yıl önce gördüğümüz görüntü. Böylece biraz kafamızda canlandırmamızı sağlamışlar. Şurada bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu demir çerçeveler, parmaklıklar içerisindeki ağaçlar da aslında yapının 8 böyle kolonunu ifade ediyor. Buna altar deniyor. Yani kilisenin en kutsal noktası. Tabii ki Alfred, eşi ve oğlu önemli insanlar oldukları için kilisenin en kutsal noktası olan altarına gömülmüş olmaları gerekiyor. İngiltere tarihinde hem de bütün dünyada tarihi hikayeler içerisinde, efsaneler içerisinde adı en fazla bilinen efsanenin bugüne kadar kalmış çok önemli bir mirasını göreceğiz. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri. Şimdi Arthur gerçekte yaşadı mı? Bunu tam bilmiyoruz açıkçası. Eğer yaşadıysa
Milattan sonra 5. yüzyıl sonu, 6. yüzyıl başında haritada sol tarafta bulunduğumuz topraklara yakın bir yerde yaşamış olması gerekiyor 1500 yıl önce. Biliyorsunuz o yuvarlak masası aslında sanki böyle bir nevi tarihin en eski demokratik yönetimsel paylaşma platformlarından bir tanesi gibi de bize sunuluyor efsanelerde. Peki bu masa nereden çıktı gerçek değilse? Yuvarlak masa gerçekten var. Ancak Arthur'la ne kadar ilişkisi var bunu bilmiyoruz. Kocaman büyük bir duvarda sergilenen yuvarlak ahşap bir masa göreceğiz birazdan. Tabii bilim insanları bunun üzerinde dendrokronoloji yöntemiyle bir hani zaman çalışması yapmışlar ve 13. yüzyıla tarihlemişler. 13. yüzyılın ikinci yarısına. Bu da Kral 1. Edward dönemine denk geliyor. Şimdi buraya geldik çünkü biz şu Kral Arthur'un yuvarlak masasını görmek istiyoruz. Duvara yapışmış gibi duruyor, tablo gibi duruyor. Bu nasıl masa diye düşünebilirsiniz. Bunu masanın üstü olarak düşünün. Altında da ayaklarının olduğunu düşünün. Bir tablo gibi insanlar rahat görebilsin diye oraya koymuşlar. Kral Arthur, King Arthur yazıyor ve o kişinin King Arthur olmasını bekliyoruz. Ama Henry'yi fazlasıyla andırıyor. Dolayısıyla Henry dönemindeki restorasyonda ve tadilatta Henry kendisini Kral Arthur'la özdeşleştirerek masanın sahibinin kendisi olduğunu da göstermek için, o mirası sahiplenmek için Arthur'un yüzüne kendisinden çeşitli böyle çizgiler eklemiştir. Zaten ortadaki gül de Henry'nin dahil olduğu Tudor hanedanının gülüdür. Geldiğimiz cadde de High Street. High Street biliyorsunuz Britanya kültüründe şehirlerin merkez caddesi. Böyle Commercial Street, yani şehrin ticari hayatının geçtiği, en hareketli, dükkanların olduğu, her zaman kıpır kıpır hayat dolu bir yer High Street. Orta çağdan beri var bu cadde. Mesela bunu şöyle tam karşıya bakarsak, cadde hiç kesintiye uğramadan dümdüz Westgate'e, Batı kapısına doğru gidiyor. Bu da zaten bize şunu gösteriyor. Westgate 13. yüzyılda, yani 800 yıl evvel inşa edilirken de şehrin ana caddesi buydu ve bu ana cadde dümdüz bizi çıkışa doğru götürüyordu. Şimdi tam karşımızda şurada güzel bir tarihi eser var. Tarihi yapı var. Aslında bu güzel kule gibi yapı High Cross deniyor. Yüksek haç bize şehrin tam merkezine geldiğimizi de gösteriyor. Ortaçağ Hristiyan devletlerinde bazılarında, özellikle Britanya'da, İngiltere'de bunlardan çok var. Şehrin en merkezi noktasına bu High Cross'lardan yapılıyor. Üstünde bütün çevresindeki binaların en üstünde de kalacak şekilde bir haç konuyor. Bu hem şehrin ve o şehir insanlarının dindarlığının bir göstergesi, Hristiyanlığa olan bağlılıklarının göstergesi, hem de bu High Cross o kadar süslü yapılır ki şehrin zenginliğinin bir göstergesi. Cross'lar şehirden şehire farklı isimler alabiliyorlar. Çünkü burada Orta Çağ'dan beri Winchester'ın çevresindeki köylerden, kasabalardan köylü kadınlar getirip süt ürünlerini satıyorlarmış. Artık peynir, süt, yoğurt ne getiriyorlarsa, tereyağı başta olmak üzere. Ve bunun dibine de hep oturup sattıkları için halk arasında buna Butter Cross deme adeti gelişmiş. Günümüzde de Winchester'ın High Street'indeki High Cross, Butter Cross olarak anılıyor. Are you filming me? Yeah. I presume you are. Nice one. And you're walking up the hill. That's great. Can you guys come with us? Tam arkamda gördüğünüz Kral Alfred'in heykeli, Alfred'in ölümünün 1000. yıl dönümünde 1899 yılında dikilmiş. Dikkatle bakarsanız kılıcı yukarıya doğru kaldırmış ama kılıç aşağıya doğru duruyor. Çünkü kılıcın yukarıya doğru tutulması saldırganlığı ifade eder, yani savaşı ifade eder. Kılıcın bu şekilde aşağıya doğru tutulması ise bir barış ifadesidir. Kral Alfred
böyle dizilerde, filmlerde ya da belgesellerde de o yönü çok vurgulanıyor. Savaşçılıktan ziyade öncelikle savaşmadan anlaşabilmeyi, barış içerisinde yaşayabilmeyi kendi politikasının merkezine oluşturmuştu, oturtmuştu. O yüzden de burada da kılıcı Alfred'in o düşünce yapısına da uygun bir şekilde aşağı doğru bakıyor. Yani barışalım diyor, savaşmayalım. Orta Çağ'ın en önemli sanayi tesisleri tabii ki değirmenlerdi, su değirmenleriydi. Bu değirmen Orta Çağ'dan kalan, 12. yüzyıldan kalan bir değirmen. Bina hala çalışan değirmen mekanizmasını görelim. İngiliz yazar Jane Austen'in öldüğü yerdeyiz. Yani şu karşıda gördüğümüz binanın giriş katındaki dairede Jane Austen, oraya da yazmışlar zaten. 18 Temmuz 1817 günü sabaha karşı hayatını kaybetmiş. 1775 yılında gene Hampshire'de Steventon denen kasabada, Selborne köyünde doğuyor Jane Austen. Köy papazının kızı. Galiba en büyük şansı şu, babası döneminin erkeklerinde pek de sık rastlanmadığı şekilde hem de kırsalda yaşayan bir erkek ve bir din adamı olmasına rağmen hem eşinin hem kızlarının eğitimine çok önem vermiş. Jane Austen babasının işte bu eğitime yönlendirmesiyle hayli hareketli bir çocukluk da geçiriyor. Babasından ilk eğitimini alıyor. Ondan sonra bir Oxford'a gidecek bir aile yakınının sayesinde Oxford'da basit bir eğitim, yani bir üst eğitim gibi bir şey alacak. Formal bir üniversite eğitimi değil ama. Oradan Southampton'a gidecek. Yine bir akrabasının yanında belli bir süre kalacak. Orada eğitim alacak. Reading'de kızlar okuluna gidecek. Dolayısıyla açıkçası o dönemde İngiltere'de görmediğimiz kadar iyi sayılabilir, çeşitli sayılabilecek eğitimler alacak. Çocukluğundan itibaren yazacak. Daha 7-8 yaşındayken annesinin de teşviğiyle şiirler yazmış. İlk tiyatro oyununu 9 yaşında evde kardeşleriyle beraber sergilemek için yazmış. Onu biliyoruz. Ama çocukluğundan beri de bazı hastalıkları var. İleride onun ölümüne de sebep olacak olan hastalığı çocukluğundan getirmiş Jane Austen. Böylece gezimizin, beraber rotamızın en son noktasına geldik. Benim arkamda, sizin karşınızda gördüğünüz bu muhteşem yapı, Britanya'da ziyaret edebileceğiniz, görüp görebileceğiniz en etkileyici katedrallerden, en etkileyici binalardan bir tanesi. Sakson krallarından Kral Kenwalch buraya ilk defa 650'lerde katedralin en eski kısmı diyebileceğimiz, ilk yapısı diyebileceğimiz yapıyı inşa ettirecek. Yapıya da Aziz Paulus ve Petrus Kilisesi ismi verilecek. Aziz Swifton burada yaşayacak. Öldükten ve bu yapıya gömüldükten sonra hem Winchester'ın hem de yapının önemi ve ünü bütün ülkeye yayılacak. Sonra bu yapı yavaş yavaş Old Minster denen yapıya dönüşecek. O yüzden Normanlar geldikten sonra İngiltere'nin genelinde eski dini yapıların büyük bir kısmını yıkıp, özellikle şehrin en büyük yapılarını, katedrallerini, bugün hala ayakta olan bu muhteşem yapıları yapacaklar. Bu yapı da öyle. 1073 yılında eski Old Minster ve New Minster'ı yıkacaklar ve bu gördüğümüz görkemli Norman Katedrali inşa edilecek. Tabii ki böyle yapılar bir anda olup bitmiyor. Yani 1073 başlayacak, büyük ölçüde bitecek ama birkaç yüzyıl boyunca büyümeye, değişmeye ve gelişmeye devam edecek.